Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun basına yansıyan ve taraflarına bildirilen verilerden hareketle hazırladıkları rapora göre Şubat 2019'da 31 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Şubat ayında öldürülen 31 kadından ikisi haklarında uzaklaştırma kararı olan erkeklerce öldürülmüştür ve öldürülen kadınların 10'unun çocukları vardır. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için 6.284 sayılı kanunun bakanlığınız tarafından etkin bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sordu. Oruç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini yerine getirmek hayati önemdedir, dedi. Bakanlığınız İstanbul Sözleşmesi gereğince kadına yönelik şiddet için birleştirilmiş istatistiksel veriyi toplamak, 6.284 sayılı kanunun bilinirliğini, uygulanıp uygulanmadığını incelemek üzere araştırmalar yapmak, yapılacak araştırmaları desteklemek ve araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüdür. Bu bağlamda son 5 yılda bakanlığınızın çalışmaları oldu mu? Olduysa bu çalışmalar nelerdir ve kamuoyuyla bu çalışmalar paylaşıldı mı? Son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen kaç çocuk ve kadın 6.284 sayılı kanun tarafından korunmaktaydı? Son 5 yılda görevde bulunan kolluk personellerinden kaçı kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almıştır? Son 5 yılda 6.284 sayılı kanun kapsamında kaç kadına yakın koruma kararı, kaç kadın ve çocuk için gizlilik kararı çıkarılmıştır? Kamuoyunda 6.284 sayılı kanunun açıkça hedef gösterilmesi karşısında bakanlığınızın kadına yönelik şiddeti önlemek için yükümlülüklerinizi içeren bir açıklaması olacak mıdır?